Arkadaşlar merhabalar. Basit işsizliklerle ilgili bilgileri vermiştim. Çok fazla böyle yoruma girmeden genel bilgilerle sorular çözmüştüm. Şimdi artık konuyla ilgili kolay, orta, zor soruları çözeceğim size. Basit işsizliği bu testle birlikte tamamlamış olacağız. İlk soru 10 bölü 1.1, 100 bölü 11.1, 1000 bölü 111.1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bir kere payda da ondalıklı sayı olduğu için arkadaşlar hemen onu düzeltip 100 yapalım. 10'la çarpıp 100 bölü 11 olsun. Burayı da 10'la çarpalım. 1000 bölü 111 olsun. Burası da yine 10'la çarpalım. 10.000 bölü 1111 olsun arkadaşlar. Burada tabii ki paydaları eşitleme gibi bir lüksümüz yok. 11, 111 ve 1111'i eşitleyemeyiz. Ama şunu yapabiliriz. Payları eşitleriz. 1000 yapmak için burayı 110 yaparız. Hatta 10.000'e döndürelim. Böyle olsun. Burasını 11 yapmak için 1110 olsun. Zaten payı 10.000. Gördüğünüz gibi payları aynı olduğu için paydası büyük olan daha küçük olur. Bundan dolayı z küçük, y küçük, x olacak arkadaşlar. İlk sorunun cevabı. Kolay bir soru aslında. X küçüktür 0 olmak üzere A eşittir X bölü 10 üzeri 2, B eşittir X üzeri 10 üzeri eksi 2, C eşittir X üzeri 10 üzeri eksi 1 olsun. Şimdi birincisinde 100'e bölüyoruz sayıyı. İkincisinde 100 ile çarpıyoruz. Çünkü ters çevrilir. Hatta şöyle üst sayıyla ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar varsa 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar ters çevrilip 100'ü 1 bölü 100 yazmak demektir. Rasyonel sayılarda da durum nedir? İkincisi ters çevrilip çarpılır. X çarpı 100 olur bu yüzden. Üçüncüsü de o zaman X bölü 1 bölü 10'dan X çarpı 10 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmemiz lazım. Negatif olmasaydı, pozitif olsaydı bir sayıyı 100'e böldüğümüz için A sayısı en küçük olurdu. Sonra 10'la çarptığımız için C biraz daha büyük olurdu. B de burada arkadaşlar en büyük olurdu çünkü 100 ile çarptık. Yalnız negatif sayılarda tam tersidir durum. Bu yüzden A büyüktür C, büyüktür B olacak. Gelelim buraya. 2-x, 3-x, 4-x. Birisinin paydası 2, diğerinin 3, diğerinin de 4. Şimdi buna göre şöyle bir ayrım da yapabilirsiniz. 2 bölü 2 deyip 1-x x bölü 2, 3 bölü 3 deyip 1 eksi x bölü 3, 4 bölü 4 deyip 1 eksi x bölü 4 de diyebilirsiniz. Ya da değer de verebilirsiniz. Fark etmez. Bundan sonra şuna dikkat edelim. Nasıl olsa ayırdık deyip şuraya arkadaşlar sayı verdiğinizi düşünün. Mesela x sıfırdan küçük olduğuna göre örnek eksi 1 olsun. O zaman ne olur? Eksi eksiden 1 artı 1 bölü 2. Eksi eksiden şurayı düzeltelim. X bölü 3 yazacağız. Burası 1 artı 1 bölü 3. Burası da 1 artı 1 bölü 4. Gördüğünüz gibi hangisi daha büyük? 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten 1 bölü 3 de 1 bölü 4'ten daha büyük olduğu için A büyük, B büyük, C oldu. Bir kısımları zaten aynı. X eksi Y büyüktür X demiş. O zaman hemen şöyle yapabilirsiniz. X'ler zaten gider. Eksi Y sıfırdan büyük olduğu için diğer tarafa atarsak 0 büyüktür Y, şey 0 küçüktür y olacak arkadaşlar. Öbür tarafa attık gördüğünüz gibi. Böylece y'nin negatif olduğunu anladık. Sonra burada da y'ler gider. X de sıfırdan küçük oldu gördüğünüz gibi. Hem y negatif hem x negatif olduğuna göre çarpımları daima pozitiftir. A küçük eşit x eksi 2, b küçük eşit eksi 1, eksi x eşitsizliklerini sağlayan x değerlerinin en geniş aralığı eksi 2, 3 kapalı aralığı olduğuna göre a bölü b oranı kaçtır demiş. O zaman arkadaşlar x'i yalnız bırakalım. Böylece neyden büyük, neyden küçük anlayalım. Bakın şimdi a eksi 2 öbür tarafa attık. Artı 2 olacak. Büyük, küçük eşit x yani a artı 2'den büyükmüş x. O zaman bu şu demektir. A artı 2 eksi 2'ye eşit olmalı. A da buradan eksi 4 olur ki eksi 2'den büyük eşit demektir. Burası o yüzden eksi 2 olmak zorunda. Aynı şekilde arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için öbür tarafa atıyorum. B'yi de sağ tarafa atıyorum. Böylece eksi 1 eksi b olacak. Bu da sağ tarafın yani 3'ten küçük olduğu için eksi 1 eksi b'nin 3'e eşit olduğunu söyler. Eksi 1 eksi b 3'e eşit olduğu için buradan da arkadaşlar eksi 4 eşittir b gelmiş oldu. Böylece eksi 4 a'ya eşit, eksi 4 b'ye eşit oranları da 1 olmuş oldu. MNP negatif reel sayılardır.
M çarpı N küçüktür P çarpı N, P çarpı N küçüktür P çarpı M demiş. Bir kere negatif sayısı N'lere bölersek eşitsizlik yön değiştirir. M büyüktür P olur. Aynı şekilde burada P'lere bölersek arkadaşlar N büyüktür M olur. Demek ki N M P şeklinde sıralanmalı bu sayılar. A küçüktür B küçüktür 0 olmak üzere K eşittir 2B artı A bölü A gerçel sayısı veriliyor. Buna göre K sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hemen şunu da uyarayım bu arada arkadaşlar. Ben zaten konu anlatımında özellikle bir önceki soru gibi bazı soruların benzerlerini teste koyuyorum. Burada birazcık daha hızlı çözmemin sebebi konu anlatımında yeterince anlattım. Eğer direkt soru çözümüne geçtiyseniz ve bazı yerleri anlamakta sıkıntı çekiyorsanız 15'er dakikalık lütfen konu anlatım videolarını izleyin. Basit eşitsizlikler 1, basit eşitsizlikler 2 şeklinde. AB 0'dan küçük olmak üzere K 2B artı A bölü A demiş. O zaman bakın şöyle ben yine bunu bir ayırayım. A bölü A'da 1 olacak. K aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi B A'dan büyük arkadaşlar ama negatif sayılarda örnek eksi 2 eksi 3'den daha büyüktür. Ya da eksi 1 eksi 2'den daha büyüktür. Dolayısıyla büyük sayıyı küçük sayıya böldüğünüzde gördüğünüz gibi basit kesir ortaya çıkıyor. Yani burası 1'den küçük bir şey. O zaman bakın şimdi 2 çarpı 1'den küçük bir şey. Burası 1 bile olsa bakın maksimum 1 bile olsa ki AB'ye eşit olamaz. O zaman ne olurdu? 2 olurdu. 2 artı 1 daha 3 yapardı. Demek ki K arkadaşlar gerçekte 3'ten küçük sayı. Anladınız mı olayı? Burada bakın B bölü A 1'den küçüktür. Çünkü basit kesirdir. Basit kesir olmayıp buraya 1 yazsanız bile maksimum 2 oluyor. 2 olamayacağına göre o zaman 3 değil 3'ten küçük bir durum olması lazım. Eşıklara baktığınız zaman buradakilerin hepsi 3'ten küçük ama sadece 13 bölü 4 3'ten büyük arkadaşlar. Bu yüzden cevap Edirne. B A'dan küçük, A bölü B 0'dan küçük, A çarpı C'de B çarpı C'den büyük verilmiş. Şimdi A bölü B negatifse arkadaşlar ya A negatiftir ya B negatiftir. Buna göre yorumlayalım bakalım. Diyelim arkadaşlar A pozitif, B de negatif, tamam mı? Zaten mantık olarak bakınca A B'den büyükse A'nın negatif olma ihtimali yok arkadaşlar. Şimdi burası önemli. A B'den büyük olduğu için ve A pozitif B negatif zaten C ile çarpmışız. Bakın ne olmuş? A ile C'yi çarpıp B ile de C'yi çarpınca eşitsizlik yön değiştirmemiş arkadaşlar. Bu o zaman C'nin bize artı olduğunu söyler. Çünkü eğer negatif olsaydı A çarpı C negatif olurdu. Negatif negatiften pozitif olurdu. Tam tersi olması gerekirdi. Buradan çıkaracağımız sonuç demek ki C pozitif olmalı arkadaşlar. Böylece C de B'den büyük arkadaşlar. Her iki tarafı A ile çarptığın zaman A pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmez. Bu yüzden cevap D olur. A zaten pozitif olmalı dedik. Bu yanlış. B negatif olmalı dedik. Bu yüzden yanlış. A C'den küçük mü bilemeyiz çünkü sadece işaretlerini biliyoruz. Sonra arkadaşlar A C'den küçük mü bilemediğimiz için çarpıldığında ne olduğunu da bilemeyiz. Her yıl muhakkak o şekilde şıklardan gitmeniz gereken soru soruyor ÖSYM'e. Tabii ki sınavda en doğru cevabı bulunca işaretleyin ama kendiniz çalışırken bence 5 şıkkı da inceleyip neyin yanlış neyin doğru olduğunu tam içinize sinerek görmeniz lazım. Şimdi x, y negatif sayılar olmak üzere y kare eksi x kare büyüktür xz artı yz demiş. Ortak parantezi alma ve iki kare farkını tam kareleri ben önemsiyorum arkadaşlar. Bu yüzden y eksi x çarpı y artı x olarak yazarsak burayı da z parantezine aldığımızda x artı y olarak yazarsak şuna dikkat ederiz. X ile y negatifse o zaman toplamları da negatiftir. Yine burası da negatiftir. Biz her iki tarafı x artı y'ye bölersek bakın şimdi y eksi x küçüktür z olur. Eşitsizlik yön değiştirdi gördüğünüz gibi, tamam mı? Böylece ne oldu? Y eksi x eksi x pozitif bir sayıdır. Nasıl anlayacaksınız bunu? Örnek x mesela eksi 4 olsa önüne bir eksi geldiğinde ne olur? 4 olur. Demek ki biz y'ye bir sayı eklemişiz. Yazayım böyle. Y'ye sayı eklendi.
Buna rağmen arkadaşlar z'den küçük. Örnek y bakın eksi 3 olsun. Siz gittiniz böyle x'i çıkardınız. Yani eksi eksiden artı 4 yaptınız. Y büyüdü halde gördüğünüz gibi z'den yine küçükse o zaman z hayli hayli bunlardan büyüktür. Yani z büyüktür, y büyüktür, x olur arkadaşlar. Bir kere daha tekrar ediyorum. Y'ye sayı eklememize rağmen z'den küçük olduğu için z kesinlikle en büyük sayı. 1 bölü 2 ile 2 arasındaymış a. 1 bölü b'de eksi 2 ile eksi 1 bölü 5 arasındaymış. Madem burada arkadaşlar durum böyle, bir dikkat edelim. B eksi a bölü ab. Ben size bir şey söyleyeceğim. Yeri gelmişken. A artı b bölü ab ya da işte buradaki b eksi a bölü ab arkadaşlar. Bunlar aslında paydaları eşitlenmiş kesir diyebiliriz. Bazı sorularda a artı b ve ab'yi ayrı ayrı bilebilirsiniz. Ancak şuna da dikkat etmeniz lazım. Aslında a artı b bölü ab arkadaşlar 1 bölü a artı 1 bölü b demektir. Gerçekten payda eşitleyin bakın. A artı b bölü ab oluyor. Gördünüz mü? Bence bundan dolayı a artı b bölü ab'nin 1 bölü a artı 1 bölü b olduğunu bilmek önemli. Zaten sebebini de söyleyeceğim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar buradaki b eksi a bölü ab'ye gelelim. Hangisinde eksi olur? 1 bölü a eksi 1 bölü b. Yani ters düşüneceksiniz. Burada b'den mi a çıkarılmış? O zaman burada da a'dan b'yi çıkaracaksınız. Gerçekten deneyin. B eksi a bölü ab olur. Bu basit olmasına rağmen sizin için önemli. Çünkü bazı sorularda arkadaşlar şu şekilde a artı b ve ab'yi ayrı ayrı bilmek mümkün değil. Ama 1 bölü a ve 1 bölü b'den yorum yapabilirsiniz. Bu soruda olacağı gibi. Bir de matematikte arkadaşlar siz bir sayıya bir harfe iki kere değer veremezsiniz. Şimdi diyelim siz burada b eksi a'ya b ve a için değer verdiniz. Aşağıdaki ab ne olacak? O yüzden dikkat etmeniz gereken şey kesinlikle ve kesinlikle a'ya bir kere değer verecek şekilde, b'ye de yine bir kere değer verecek şekilde bu işlemleri yapmak. Bundan dolayı ben b eksi a bölü ab'yi kabul etmiyorum. Burada yaptığım gibi 1 bölü a eksi 1 bölü b'yi işlem olarak kabul edeceğim. O zaman ne olur? Şu 1 bölü 2 küçüktür a küçük eşit 2'yi ters çeviririm. 2 büyüktür a büyüktür 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Şurasında 1 bölü a yaparız tabi. Artık 1 bölü a öyle. Hemen 1 bölü b'yi de eksiyle çarparım. Buradan da 1 bölü 5 küçüktür eksi 1 bölü b küçük eşittir 2 olur arkadaşlar. 1 bölü a zaten neydi? 1 bölü 2 ile ne arasındaydı? 2 arasındaydı arkadaşlar. Taraf tarafa topladığım zaman artık 1 bölü a eksi 1 bölü b olur. O da neyin arasında olacak? Birisi dahil birisi dahil değil. 1 bölü 5, 1 bölü 2 daha payda eşitlersem 7 bölü 10. Sonra arkadaşlar 2, 2 daha 4 ama birisi dahil birisi değil. O yüzden küçüktür 4 olacak. Alabileceği en büyük değer 3 oldu. Bu şekilde hem a'ya hem b'ye arkadaşlar bir kez değer vererek, hatta değer vermeden iş hallettik. Öbür türlü sıkıntı yaşarsınız. Bununla ilgili bir örnek daha çözeceğim. Yani buna benzemeyen ama a ve b'ye iki kere değer vermeme ile ilgili. Bakın şimdi. Eksi 3 küçüktür, x küçüktür 2. Eksi 3 küçüktür, y küçüktür 6. X çarpı y eksi x'i şöyle yapan arkadaşlar yanlış yapar. Bak şimdi. Önce hocam x çarpı y yaparım. Burayı işte alacağı en büyük değer 12'dir. Alacağı en küçük değer de eksi 18'dir. Sonra hocam x'i çıkarırım. Ne olacak ki? Bir hata yok burada dersin. Böyle. Buradan da elde ettiğin sonuç xy eksi x 15. İşte eksi 20. Bir cevap bulursun. Alacağı en küçük işte birbirinden farklı değerlerde saçma sapan bir şey gelir. Niye biliyor musunuz? Burada arkadaşlar xy denkleminde x'e bir değer atamış olduğunuz bilmediğiniz. Onu bilmiyoruz. Sonra gittiniz x'i başka bir yerde bir daha işleme soktunuz. X iki tane şey değil. X tek şey. O yüzden yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Böyle ayrı ayrı işlemler yapmak değil. X parantezini alıp böylece bakın x'i bir değere düşürmek. Ya ortak parantez alacaksınız bu sorudaki gibi ya da bir üstteki soru gibi arkadaşlar tek harfe indireceksiniz. Burada x artık bir tane, y de bir tane. Gönül rahatlığıyla x'i yazabilirsin artık. Eksi 3, x küçük 2. Y eksi 1 de zaten nedir? Eksi 4, y eksi 1 ve 5.
Böylece artık bu bir sayı, bu da bir sayı. En küçük değeri buradan ne olur? Alabileceği eksi 15 olur arkadaşlar. Alabileceği en büyük değer nedir bunun? Çarpınca 12, 10, eksi 15, eksi 8. Yani alabileceği en büyük değer de 12'ymiş. O zaman birbirinden farklı tam sayı değerleri toplamı demiş. Yazalım böyle tek tek. Eksi 14, eksi 13, eksi 12, nokta nokta nereye kadar gidiyor bu? 0, 1, 2, nokta nokta 12'ye kadar gidiyor olay. O zaman arkadaşlar eksi 12, 12, eksi 11, 11 birbirini götürür bu aradakiler. Ne kalır geriye? Şurayı hemen düzeltiyorum. 12 dahil olmadığı için arkadaşlar en sonda alacağım değer 12 değil. Onu hemen unutmadan düzeltelim ki soru hatalı çıkar yoksa. En son verebileceğim değeri 12 yazmışım ben. 11 olacak. O zaman eksi 12 de gitmez. Böylece eksi 11 artı 11 eksi 10 artı 10. Şuradakilerin hepsi birbirini götürür. Bir tek şunlar kalır geriye. O da eksi 27. Eksi 12 daha eksi 39 olmuş oldu. Bu şekilde x ve y'ye tek değer veriyoruz. Bir örnek daha hani göstereyim, çözmeyeyim sadece. Mesela bakın şimdi. X kare artı x kare olmasın pardon. Hatta olsun, evet evet olsun. X kare artı 2x artı 4 olsun arkadaşlar. Ve burada siz diyelim eşitsizlik yapacaksınız. Size gitti 0x küçük 4 dedi, tamam mı? X kareyi alırım, 2x'i alırım, 4 alırım derseniz soru gider. Çünkü x kareye bir değer verdin, 2x'e bir değer verdin, gitti soru. Ne yapman lazım? X'i tek değere düşürmen lazım. Nasıl x tek değere düşürülür? Çarpanlar ayırmada, özdeşliklerde anlatıyoruz. Ama muhakkak arkadaşlar 11. sınıfta, 10. sınıfta gördüğünüz, hiç görmediğiniz değil. Bakın x kare artı 2x şeklinde olan bir şey veya x kare artı 4x veya x kare artı 6x tam kareye dönüştürülür. Nasıl peki? X kare zaten x'in karesidir. Sonra şuraya x yazarsın, bir de 2 yazarsın. X çarpı 2 neyin iki katı? X'in iki katı. X de neyle neyin çarpımı? X ile 1'in çarpımı. O zaman aslında bu x artı 1'in karesi olacakmış. X artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1 olacağından bir de 3 eklerim. Demek ki x artı 1'in karesi artı 3'müş arkadaşlar. Böylece artık 0 ile 4'ün karesi x artı 1 yap. Orası ne olur? 1x artı 1 5 olur. Her iki tarafın karesini al. 1x artı 1'in karesi artı 25 olur. 3 eklersek 4. Diğer tarafta 28 olur. Böylece 4 ile 28 arasında olduğunu buluruz şu ifadenin. Gördüğünüz gibi muhakkak olayı tek harfe indirmek zorundasınız. Bir tane daha örnek vereyim onunla ilgili. Çünkü karşınıza kesin çıkacaktır. Bakın şimdi. 2, 3. Kolay olsun burası. Zorlamayalım olayı. Ve bize şunu sorsun. X kare artı 6x eksi 2. Alacağı değer aralığı nedir dedi. Bakın şimdi şunu yapacaksınız. Bu x'in karesi. Bu x ile 6'nın çarpımına eşit. Bu neyin iki katı? X ile 3'ün çarpımının iki katı. O zaman diğer değişken de 3'müş diyeceksiniz. X artı 3'ün karesi yazacaksınız. X artı 3'ün karesi şudur. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi 9. Ama burada ne var? Eksi 2. O zaman 11 çıkarmalıymışız. Yani bu ifade x artı 3'ün karesi eksi 11 olmalıymış. Böylece her iki tarafa 3 eklersem 5 x artı 3 6 olur. Karesini alırsam 25 x artı 3'ün karesi 36 olur. Her iki taraftan 11 çıkarırsam 14 x artı 3'ün karesi eksi 11 küçüktür 15 olur. Böylece cevabı bulmuş oluruz. Şurası 25 olacak pardon. Bu şekilde halletmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi gelelim artık bu soruya. X eksi 1 küçük 3x artı 5. O zaman bu da ne demektir? Yani hemen öbür tarafa atarsak eksi 6 küçük eşit 2x, yani eksi 3 küçük eşit x oldu. X negatif reel sayı. O zaman eksi, daha doğrusu sıfıra kadar her değeri alır. Şunu o zaman şöyle düzeltebiliriz. X artı y de eksi 7'ye eşitmiş. Bu şu demektir. Ben y'yi bulmak için x gördüğüm yere ne yazarım? Eksi y eksi 7 yazarım. Hemen düzeltiyoruz. Eksi 3 x gördüğümüz yere eksi y eksi 7 yazıyoruz. Negatif sayı olduğu için x o yüzden küçüktür. Sıfıra bakın, unutmadım. Artık her iki tarafa eksi 7 ekliyorum. Önce 4 küçük eşit eksi y küçüktür 7. Şimdi her iki tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksi 4
ve eksi 7 oluyor. Böylece birisi tabii kapalı, birisi açık aralık. Cevap E şıkkı. Aralarındaki mesafe en az 6 kilometre olan A ilçesinden B ilçesine gidilebilen 3 farklı yol vardır. Arkadaşlar şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Aralarındaki mesafe en az 6 kilometre dediğine göre o zaman her türlü siz birinci yoldan da gitseniz, ikinci yoldan da gitseniz, üçüncü yoldan da gitseniz mesafe 6 kilometreden daha az değil. O zaman bu şu demek, x artı 3 yolunu da tercih etseniz de 6 veya 6'dan büyük yani x büyük eşit 3 ya da deseniz ki ben ikinci yolu tercih edeceğim. O zaman 2x eksi 8 yine 6'dan büyük. Böylece x büyük eşit 7 olacak arkadaşlar. Eğer siz üçüncü yolu tercih etseniz yine orası da 6 veya 6'dan büyük olduğu için böylece x büyük eşit 3 bölü 2 olacak. Tabii ki matematikte şunları kale almayız. X demek ki 7'den büyük garanti bir şekilde. 3'ten büyük olan bir sayı, 7'den de büyük olan bir sayı kesinlikle aslında 7'den büyüktür. Böylece o zaman ilk önce x'in 7'den büyük olduğunu anladık. Şıklara bakarsanız zaten cevap direkt Ceyhan. Ama biz düzgünce yine yapalım tabii. İkinci yol en kısa, üçüncü yolda en uzunmuş. Şunu söyleyebiliriz. X artı 3 en kısa o zaman ikinci yol olduğuna göre şöyle 2x eksi 8'den büyük. Aynı zamanda üçüncü yolda en uzun olduğuna göre 2x artı 3 olacak. Şunları bir çevirsek önce ne olur? X küçüktür 11 olur. Şu ikisini işleme soksak x küçüktür, x büyüktür 0 olur ki x zaten 0'dan büyük olur uzunluk olduğu için. Demek ki x 11'den küçükmüş ve 7'den de büyükmüş. Cevap C oldu. Her ihtimali göz önünde bulundurduk arkadaşlar. Ondan sonra çözümü yaptık bakın. 2 küçük x küçük 3, 3x eksi y eşittir 1. Y'nin alabileceği değerlerin en geniş aralığı. Ne yapacağız yine klasik? Ben x gördüğüm yere 3x eşittir y artı 1 deyip y artı 1 bölü 3 yazmalıyım. Artık 2 küçük y artı 1 bölü 3 küçük 3 oldu. 6 payda eşitliyoruz bakın 9, 5, y 8 oldu y'nin aralığı. Burada arkadaşlar burayı bitirmiş olayım. 4 sayfanın ilk 2 sayfasını çözdüm. Buradaki sorular zaten gördüğünüz gibi kolay sorular oldu. Konu tekrarı olmuş oldu. 3. ve 4. sayfada da arkadaşlar çıkmış soruları çözeceğim. Güzel olanlarını seçtim. Çıkmış soruların her soruyu almadım tabii ki. Burada da yorumlar yapacağız. 2018 ve 2019'daki sorulara bakacağız özellikle. Orada birkaç soru gerçekten iyi. 2017'de bir LYS sorusu vardı yani şimdiki adıyla AYT. Ona da bakacağız. Böylece bir onu da yaklaşık 20 dakikada çözsek, böylece 40 dakikada bu 4 sayfayı bitirmiş oluruz. Orada görüşürüz arkadaşlar.